Şunu söyleyeyim, ben Öcalan'la 97'de görüştüm. 97'de söyledikleri, bugün söyledikleri arasında bir uçurum yok yani. Eyvallah. Keşke o zaman kadri bilinseymiş. Ben bunu o dönem beni Milli İstihbarat Teşkilatı'na çağırıp bu görüşmeden sonra fikirlerimi, izlenimlerimi aldılar diyeyim. Orada da aynı şeyi söyledim. Hatta Öcalan'da İmralı duruşmaları sırasında beni tanık olarak gösterdi. Yani ben burada söylediklerimi daha önce de söylüyordum. Bende bir değişim yok demek için. Ancak mahkeme heyeti benim tanıklığıma gerek duymadı o tarihte. Gazetecilerin şahitliği kabul Kabul edilmiyor. olmaz biliyorsun, evet. Peki Öcalan'ın yapmış olduğu Nevruz açıklamasının ardından bir ufak çaplı tartışma yaşandı. Çünkü Öcalan orada aslında kendi söylemine çok da uygun olmayan ve AK Parti söylemiyle biraz da örtüşen bir yaklaşım içerisinde. Hatta ben bunu Demirtaş'a sordum da dedim ki bu metni sanki AK Partili yazarlar kaleme almış gibiydi bir kısmı dedim. Demirtaş dedi ki büyük ihtimalle ortak bir metindi dedi. Özellikle İslam bayrağı söyleminin ardından BDP'ye destek veren hem Ermeni hem Alevilerin bir takım tepkileri oldu. Bu tepkiler ne oldu sonra? Eser kalmadı. 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 Çünkü o biraz bir psikolojik harp gibi bu kesimlerin duyarlı ve hani sürece ilkeli yaklaşanların kaygılarını ancak başımızın üzerinde yeri olur. Yani bir kere öyle bir toptan reddiye bizim tarzımız değildir, tavrımız değildir, olmamalıdır. Bu bir. Sosyalist akıldan bu çözüm süreci ve uyarılardan kesinlikle faydalanmalıdır. Bu iki. Yani ben bulunduğum her zeminde bu bakış açısının savunucusu ve önericisi oldum ve olmaya devam edeceğim. Bunu bir söz olarak alabilirler. Üç, o metin öyle bir metin değildi. Yani Sayın Öcalan hem mektubu yazarken bizimle tartıştı, hem de mektubu ben okudum. Ayıp söylemesi hani bir tökezlememek için de 3-5 kez dikkatli okudum öncesinden. O eleştirel bir cümleydi. Şöyle diyordu. Yani siz İslam kardeşliği, İslam kardeşliği bu argümana sığınıyorsunuz mealen yani. İslam, bin yıllık İslam kardeşliği ise bu. Bunda fetih, İslam'ın İslam'ı fetih olmaz, inkar olmaz, asimilasyonu olmaz, olmamalı. Yani bunun böyledir ya, kardeşim böyle diyorsun ama senin dediğinde de bunun yeri yok karşılıyor. diye hepimiz şeylerde bu argümanı sunmaz mıyız? Bu alındı. Bunun bir kısmı bahsettiğimiz Aleviler ve Ermenilerin çağrışım hafızaları bu ülkede çok büyük acılarla, katliamlarla örülü olduğu için bu eşiği anlayışla ve saygıyla karşılamak lazım. Ama bir kısmı da bu biraz da CHP'nin körüklediği bir şeydi. Bir müddet sonra ben ona bakıyorum. Bu cümle gitti. Bin yıllık İslam kardeşliği kaldı. Bir kısmı da İslamofobiya buranın ciddi bir hastalığıdır. Bu İslamofobiya içinde İslam geçen her şeye büyük bir alerjiyle yüklüdür. Bir kısmı da böyle ama biz bunun ne olduğuna bakmadan şöyle söyleyeyim. Yani bu yakınmaları ya da bu kaygıları önce anlamaya çalıştık. Sonra gereğini yaptık. Bu konferansa da bütün Alevi temsiliyeti ve Ermeni halkının önemli oranda temsilcileri katılım gösterdiler, ifade ettiler. Sayın Öcalan da buna çok şaşırmıştı. Biz ikinci ziyaretimize gittiğimizde basından okumuştu. Ben ne dedim ki bunlar bu sonucu çıkardılar Çıkardılar. durumundaydı. Biz biraz etraflıca anlattık. O tekrar ek açıklamalar yaptı. Böyle bir şey yok. Zaten bu balon çok çabuk söndü. Çünkü BDP'den başka mağdurun, mazlumun yanında duran, bir irade gösteren bir siyasal yapılanma yok. Ve Kürt halkı hiçbir zaman kendisiyle yol yürüyenlere ihanet etmemiş. Tarihinde yok. 40 bin ölüsü var bu insanlar. 40 bini hayatını kaybetmiş. Ama bir gün böyle bir riyakarlık yapmamışlar ya da düşündüklerini başka türlü ifade etme yoluna gitmemişler. Ama
inançlara saygı deyince, mutlak bir saygı BDP akla gelir. Sekülerizm dediğinizde de BDP'nin yapısı sadece kadın hareketine bakın. BDP'nin yapısına sosyal demokratım diyen partilerin tozu bile, hubarı doğru bile yetişemez. Doğru. Bu kadar. Az seçtin Kılıçdaroğlu yanına bir kadın eş başkan alsın bakın. BDP'de bütün birimlerde, bütün yönetim birimlerde bir kadın muhakkak eşit düzeyde erkekle var ve kadının tek başına karar verme hakkı var parti örgütlenmesi içerisinde. Erkeğin kadın onay almadan karar verme hakkı yok. Bakın, inanca saygı şöyle olur. CHP'de o adayların ya da vekillerin şahsiyetini hiç tartışmam. Ne haddimdir ne hakkımdır. Yani bu çerçeve içerisinde söylüyorum. CHP örneğin bir müftü arkadaşımızın milletvekili yaptı. Ha? Biz de inançların, tüm inançların temsiliyeti var. Bugün Mardin'de birkaç bin Süryani vatandaşımız var. Bizim 60 bin Şafii Müslüman bir Süryani adaya oy verdi, milletvekili yaptı. Bizde Muş'ta mesela Sayın Demir Çelik Alevi'dir. Alevi bir tek köyün olmadığı bölgeden milletvekili seçildi. Peki. Sayın Altantan, hakeza anayasa komisyonumuzda Alevilere pozitif ayrımcılık yapılmasını ve bugüne kadar uğradıkları muameleden dolayı devletin Diyanet'ten halihazır düzenleme, biz normalde Diyanet'e de Diyanet'in lağvedilmesini istiyoruz verdiğimiz anayasa teklifinde. Bu öneriyi getirdiği zaman pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Cemevleri ibadethane sayılmalıdır. CHP dedi ki biz bunu biraz düşünelim. Çünkü anayasa komisyonunda 6 siyasal parti olarak katılıyoruz yani. AK Parti, biz, Milliyetçi Hareket Partisi, CHP'den 3 parti, 3 temsilci, 3 parti. 3 farklı görüş. Daha tekleştiremediler mesela. Şimdi biz biraz düşüneceğiz dediler. Alevi örgütleri açıklama yaptı, biz de sandıkta düşünürüz diye. Şimdi Şırnak'ta bir tane Alevi köyü yoktur. Şırnak'ın tarihinde 3 tane Alevi vekil seçilmiştir. Bizdeki Alevi temsiliyetinin oranı neredeyse %40'tır. Daha öbür yönetim, CHP'nin eski yönetimi bu partiye Alevi sokmuyordu. Bu partideki Aleviler de buna bir gün itiraz etmiyorlardı. Dersim'de analar ağlamadı mı gene ağlayacak diyen adama birisi ne diyorsun lan sen densiz deyip bu partiden istifa edemedi. Hele bir inançlara, hangi inancı olursa olsun, inançlara bir saygısızlık etsin birisi BDP'de bakalım. Nasıl bütün BDP kitlesi ayağa kalkıyor. İster Ermeniliğe, ister Aleviliğe, ister Şafiliğe, Müslümanlığa. Hele birisi bir saygısızlık etsin. Bu maya, bu mayadır Altantan'la Sırrı Süreyya'yı, Ertuğrul Kürçü'yü, Erol Dora'yı aynı potada, aynı paydada buluşturabiliyor. Ama bak, seküler bir yapı, layık bir temsiliyet, işleyiş BDP'de var. Bu bizdeki işleyiş CHP'nin rüyasına girse şeytan aklımıza vesvese soktu derler yani. Peki Kürt kitlesi bir muhafazakar bir kitledir, evet. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da. Nasıl oluyor da nasıl oluyor da oluyor? Ve şunu da söyleyeyim. Örgüt baskısından hep söz edildi sizin seçmenin üzerinde. Örgüt baskısı kalkınca seçmen bu tavrını devam ettirebilecek mi? Nasıl oluyor da oluyor'a söyleyeyim. Kürt siyasal hareketi önce kendi halkıyla çatıştı, biliyor musunuz? Yani bu halk bana lazım. Dur eyyamcılık yapayım, dur popülist davranayım demedi. Önce kendi kitlesini dönüştürdü. Yani inançlı insan, en ortodoks düşünen bu konudaki insan şu bilince geldi. Bütün inançlar aynı saygıyı hak eder noktasına geldi. Kendi kitlesini dönüştürdü. İkinci soru neydi? Örgüt baskısı kalkınca. Örgüt baskısı. Bu İstanbul'daki 400 bin seçmene ayıp değil mi? Hadi dediniz ki Cizre'deki, Şırnak'taki, Gever'deki halka böyle bir baskı var.
E kardeşim ben 120 bin oy almışım. Levent Tüzel 140 bin oy almış. Sabahat Tuncel vekilimiz 100 bine yakın oy almış. Kadıköy'de kim örgüt baskısı yapacak? İkinci bölgede kim örgüt baskısı yapacak? Bakırköy'de, Bahçelievler'de kim örgüt baskısı yapacak? Bu farkında olmadan bir halkı da aşağılama. Kürtlere, Kürt halkına siz korkaksınız. Siz bundan korkarsınız, o yüzden buna oy veriyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir şey. E peki ya metropolde kim kimi? İzmir'de kazanmışız, vekilliğimiz gasp edilmiş. Yani bir sürü yanmış oy bulduk, fotoğrafını çektik. Erzurum'da kazanmışız, hakeza gene kazaya kurban gitmiş. Antep'te bir sandığa, bir bölgeye sokulmamışız. Şimdi bunlar hep silahla, külahla mı korkutuldular? Yani böyle bir şey olur mu? Bu bir psikolojik harp şeyiydi bu. Artık bunu dile getirenler bile söylemeye haya ediyorlar yani. Artık çünkü bu bir halka aşağılama. Lan bu halk hiçbir şeyden korkmuyor. Siz, kendisine silahla oy verdirene mi eyvallah edecek? Bunu da her sefer mi böyle yapacak? Peki dün veya bugün artık günleri de karıştırıyoruz. Eş Başkan Demirtaş dedi ki biz seçime artık parti olarak gireceğiz çünkü %10 barajını aştık dedi. Aştı mı hakikaten? Ne oldu da aştı bu kadar hızlı bir şekilde? Hem aştı hem de daha da ben büyük bir patlama yapacağını düşünüyorum. Hayatın her alanında biz varız. Yani şeffaf bir şeyden parti propagandası yapmıyorum. Girsinler, meclisin sitesi şeffaf ve her arayanın kullanımına açık. Bizim soru önergelerimizdeki, araştırma önergelerimizdeki çeşitliliğe, yasa teklifimizdeki çeşitliliğe baksınlar. Daha ona da gerek yok. Yani ondan başka bir de yeni anayasa linkine tıklasınlar. Ya da artık bütün Google'a girince her partinin anayasa teklifini görüyorlar. Hele bu anayasaların dördünü yan yana koysunlar. İnsana yakışan, uluslararası hukuka ya da insan hakları evrensel beyannamesinden referanslı olmayan, bir tek madde önermeyen ama bunlardan da bir adım geri atmayan tek anayasa önerisi BDP'nin önerisi. Şimdi bu parti artık üzerindeki bu psikolojik harp da manevraları da etkisi azalırsa bu parti niye muhalefet partisi olmasın? Niye İstanbul'un 85 vekili var? Bugün burada yalnızca ben vardım. Ondan sonra CHP'li vekiller geldi, bir gözüktü gittiler. Yani ha bugünkü halde. Niye gelmesin hepsi buraya? Nerede bir hak gaspı varsa biz oradayız. Nerede bir itiraz, toplumsal itiraz varsa haktan yana, hukuktan yana biz oradayız. Daha hiçbir BDP'li vekil evinde 3 gece üst üste yatmamış. Bize bakın, bizde yani bir iktidar partisi ya da ana muhalefet partisine, vekillerine bak. 100 yaşın içinde belli olur. Bizim kalabalığa bak. Kim vekil, kim seçmen, kim parti başkanı? Tanıyamazsın. Böyle bir halkla bir hiyerarşimiz yok. Biz halkla beraberiz derken bile bunların çeneleri ha böyle, tamam mı yani? Bizim bunu telaffuz etmeye şeyimiz yok. Biz de seçmenin sorguya çektiği tek vekilleriz. Biz gideriz seçmenimize hesap veririz. Seçmenimizi ev ev tanıyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak, iş yeri iş yeri. Onlar da bizi tanıyorlar. Git bir CHP'liye, şuradan ikinci bölgeden CHP'ye oy vermiş birine de ki ikinci bölgedeki CHP'li vekillerin adını say. Sayamaz. Mümkün değil. AK Partili de sayamaz. MHP'li de sayamaz. Büyük illerde mümkün değil. Öyle. Mümkün değil. Kime oy verdiğini bilmiyordur. Ama biz de onlar bizi, biz onları iyi tanıyoruz. Ama yarın sizin İstanbul'dan 40 milletvekiliniz olsa onu da bilmez. 40, size bir şey söyleyeyim mi? 80 milletvekilimiz olsa bu sistem devam ettiği sürece 80'imizi de bilirler. 80'imiz de çünkü BDP öbür türlü siyaset yapılacak bir yer değil. Gerçekten değil. Peki şimdi çok mu parti propagandası yaptın? Biraz fazla oldu. Evet. biraz da şeye geleyim. Şu Suriye'deki gelişmelere.
Suriye'de PKK'ya yakın olan parti, Kürt Partisi, aynı zamanda bir de silahlı güç. Ve şimdi Esad'a karşı savaşa unsurlardan bir tanesi haline geldi. Orada aldığı pozisyon nedir Kürtlerin? Yine şöyle kısa bir geriye gidiş yapalım. Suriye meselesi başladığı günden beri bu PYD'ye denmedik, iş kalmadı. Bir türlü bir yere koyamadılar. Önce Esad'ın yanında oldular. Önce Esadçı dediler. Sonra Özgür Suriye ordusundan dediler. Kim, bu da öyle bir sinsi bir şey içeriyor ki kimsenin aklına şu gelmiyor. Ya bu da bir halk kendinden taraf olabilir mi acaba? Kimse bu soruyu sormuyor. Kürtsen illa birinin yanında yer alır. Rojava Suriye'nin en büyük gücü, en örgütlü gücü. Ve kendi denetimi altında tuttuğu yerler Arap nüfusun güvenli diye hicret ettiği yerler. Bugün Afrin nüfusunun neredeyse 50-60 katın göç almış bu bölge Kürtlerin denetiminde ve burası güvenlidir diye. Ve mucizevi denebilecek tek önermenin sahibiler. Demokratik özellik. Yani ne? Müslümanın da, Alevinin de, Süryaninin de, Türkmenin de, Arap'ın da kendini ifade edebileceği, kültürel ve kimlik anlamında örgütleyebileceği bir özerk yapı. Kürtler bunu savunuyorlar ve kendilerinden taraflar. Bunu akıl edemedikçe, bu onuru Kürtlere layık göremedikçe, Kürtler hep onların nezdinde bakıyorlar, şaşı oldular. Bir gelişmeye bakıyor sanki Özgür Suriye ordusunun yanındaymış gibi. Bir gelişmeye bakıyor Esadçıymış gibi. Özgür Suriye ordusuna sistem bütün ne var ne yok yıktı. Öyle değil mi? Türkiye'de dahil olmak üzere. Silah verdiler, suçlarını örttüler, görmezlikten geldiler. Bir sürü onların yürüttüğü şiddetin hazırlayıcısı durumuna düştüler. Para kani, silah kani bir yere alabildiler mi? Bir tane kenti ele geçirebildiler mi? Geçiriyorlar ama Esad sonra gelip geri alıyor. Ona geçirme denmez ki. Bak Kürtler bir tane mermi atmadan bu işler adaletli olur. Türkiye bunu okuyamadı. Başlangıçta kibri maniydi. Görmedi. Başka bir şey daha söyleyeyim. Ama Esad da Kürt bölgesini Kürtlere bırakıp çekildi. Öyle mi acaba? Peki bombardıman yapıyor, Kürtler ölüyor. Bunu nereye yerleştireceğiz? Kürtlere bırakma diye bir şey yok. Kimse kimseye bir şey bırakmaz. Hele böyle ulusal uluslararası boyutu olan şeyde sen buna ne kadar hazırlıklısın, ne kadar örgütlüsün. Daha Tunus Baharı başladığı anda oradaki Kürtler demokratik özellik temelli kendi örgütlenmelerini yapmaya girişmişlerdi. İyi bildiğim ve içeriden bildiğim bir şeyden bahsediyorum size. Şimdi peki Türkiye ne yapıyor? Bakın orada bütün dünya dönüp dolaşacak, bu çözüme gelecek. Türkiye ne yapıyor? Bakın Suriye'den Kürt nüfus böyle homojen bir bandın içinde değildir. Yani diyelim ki Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi bir Kürt bölgesi yoktur. Üç Kürt bölgesi vardır. Arada Araplar, Süryaniler, Türkmenlerin olduğu bölgeler vardır. Hepsiyle Türkiye'nin kapısı vardı. Gümrük kapısı. Savaş başlayınca ne yaptılar? Bu Kürtlerin kapıları kapatıldı. Oradaki gümrük teşkilatı geriye çekildi. Özel harpçilerle dolduruldu. Kürt kapıları. Yani Afrin kapandı. Kamışlı kapandı. Derbesiye kapandı. Her yer kapandı. Araplara olan kapılarda da gümrük kaldırıldı. Gümrük yok artık. Yani Alağan'ın hanı gelen geçiyor, giden geçiyor. O düzeye getirildi. Şimdi Kürt bölgelerini açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar. Niye? En büyük, bu bölgelerin en büyük gelir kaynağı hububattır. Bu zamana kadar devlet alıyordu. Şimdi ortada devlet yok. Açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar. Ben buradan Sayın Davutoğlu'na sesleniyorum. Buradaki gümrük kapısını niye kapatıyorsun? Buradan bize bir tane şiddet gelmemiş. Buradan bize bir tane yanlış gelmemiş. PYD sözcüsü Salih Müslüm sürekli daha devletin dili ne olursa olsun kardeşlik öneren bir dilde ve iradede duruyor. Sen niye bu kapıları kapatıyorsun?
açlıkla kim terbiye olmuş bugüne kadar? Sadece ilerideki kardeşliğin ya da ileride muhayyel bir işbirliğinin önüne bariyer döşün. Bugüne kadar yanlış yaptınız, bari bugünden sonra yapmayın. Kürdü ekmeğe mahkum ederek, muhtaç ederek terbiye ederiz diye düşünmeyin. Suriye'de Kürt halkı kendisi dahil herkes için demokratik özellik temelli bir çözüm öneriyor. Yani bölünmüş bir Suriye mi istiyorlar? Niye bölünsün? Demokratik özellik nereye bölünmüş? Niye bölünsün? Alevi de kendini ifade etsin. Arap da kendini ifade etsin. Kendisi hakkında kendisi karar versin. Şimdi siz bu kadar çok kültürlü, çok etnisiteli, çok dinli, inançlı bir toplumu nasıl yönetebilirsiniz? Esad dediğinizde bir küçük burjuva diktatörü. Yani hiçbiri tüm bu coğrafya için tek bir merkezi yönetimle derde derman olamaz. Şimdi Sayın Demirtaş diyor ki bölgemizde 3 Kürt devleti kurulabilir yakında diyor. Yani Irak'ta bir parçalanma olacakmış gibi duruyor. Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti ve İran'ın o geçmişte kurulmuş olan Mahabad Cumhuriyeti gibi bir Kürt devleti olacak gibi duruyor dedi. Katılır mısınız bu görüşe? Şimdi o kadar hani böyle kesin cümleler ben siyaseten kullanamam ama ihtimal dahilinde midir? İhtimal dahilindedir. Onun yerine şuna bakabiliriz. Hatırlayın, en iyi takip edenlerden birisiniz. Kuzey Irak'taki özel Kürt bölgesi kurulacağı zaman bu devlet hangi Türkiye'yi çağırıyordu? Kırmızı çizgi. Savaş sebebi sayarız dediler. Casus belli mi diyorlar? Casus diyorlar? Belli. Savaş sebebi sayarız dediler. Öyle bunu da Çağa Çoluk demedi yani. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı dedi. Başbakanı dedi. Dışişleri Bakanı dedi. Cumhurbaşkanı dedi. Kuruldu. İnsan dönüp bir bugün de yağlı ballısınız. Size de hiçbir kötülük ihraç etmedi. Ne oldu? Yani adında Kürt geçiyor diye bir bölgenin adını doğru söylemiyorlar. Oranın Sayın Mesut Barzani'yi parti kongresine davet ediyorlar. Bölgenin adını söylemiyorlar. Özel Kürt bölgesi demiyorlar. Bu devlet bu vesveselerle bu artık çocukluk diyeceğim yani. İmha, inkar, asimilasyon bizim devrimizde bitti diyorlar. Şöyle ağzını doldura doldura bir gün Kürt diyemiyorlar. Adamın resmi statüsünü telaffuz edemiyorlar. Ne oldu? Yarın Rojava'da olmasının önünde ne mani? Sana ne gelir? Sen Ceylanpınar'a gitmiş misin? Gitmiştirsiniz. Acıkaranı iç, pöçükünü at, öbür tarafa düşer. O onun emmisi oğlu birbisi kızı ya. Yani bu sen yapay bir sınırla bunu 4 parçaya bölmüşsün. Ne olur? Özelliğini ilan etsen olur, devlet olsan olur. Sen devlet olmuşsun da ne olmuş, boyun mu uzamış? 40 bin türlü belanla uğraşıyorsun. Üstelik Kürtler bunu teorik olarak ya da Kürt siyasal hareketi teorik olarak reddetmiş. Ulus devletler artık sadece felaket getiriyorlar. Kültürel olarak kendi kimliğini örgütleme hakkı olsun ve bir demokrasi olsun. Bu kadar ulus devletler felaket getiriyorlar noktasına gelmiş. Sen hala burada hani ben nere mali bavu neredir Kürtler? Yani Kürtlerin bir ulus devlet beklentisi arzusu yok. Reddiyeleri var. Reddiyeleri var. Bırak böyle beklenti arzuyu. Siyaseten mahkum ediyorlar. Reddiyeleri var. Ulus devlet geri bir önermedir. O zaman peki Büyük Kürdistan hayali nedir? Büyük Kürdistan hayalini en azından PKK'nın kurmadığını biliyorum. Ama bütün Kürt parçalarında Kürt'ün özgürleşmesi için mücadele ettiği de en az bunun kadar bir gerçek. Özgürleşme başka bir şeydir. Ulus devlet kurma başka bir şeydir. Bunu savunanları devlet davulla zurnayla karşılıyordu Türkiye'de. Bunu reddedenlere bölücü diyorlar ya. Ben de mesela anlamadığım işler. Onları ben de anlamıyorum bazen ama terminoloji öyle farklı ki kimse anlamasın. Mesela bir CHP milletvekili, İzmir milletvekili
bir şey söyledi. Kıyamet koptu. Sizin partiniz biraz kıyamet kopardı. Aslında onun bahsettiği hakikaten siyasi terminoloji açısından doğru bir şeydi. Yani devletler hukuku açısından bir şeyi anlatmaya çalıştı kadın. Birdenbire sanki Kürtleri aşağılamış gibi bir hava çıktı ortaya. Sen onu söylerken meclis kürsüsünde izleseydin, onu öyle devletler hukuku terminolojisinde mi, yoksa Kürt'ten böyle bir nefret, öyle miydi, bir tiksinti? Ben okuduğum zaman baktım, yani söyledikleri şey açısından, devletler hukuku terminolojisi açısından doğru tanımlardı. İşte oradan da doğru değil ama oraya girmeyeyim şimdi. Ulus devlet nedir, millet nedir, uluslaşma nedir falan. Onlar o açıdan baktığın zaman bana evet bu hukuki olarak doğru ama orada söyleyecek laf değil gibi. Savaş geldi. Cephelerine gittiniz, biz AK Parti'nin kuyruğuna takılmayız şeyini hiç aklınıza bile getirmediniz, CHP'lilere söylüyorum. Gidip cephelerde fotoğraf çektirdiniz. O gitmiş, biz de gidelim diye. Hı hı. Üstelik onun hemen arkasından gittiniz. Savaş tezkerelerinin hepsinin altında utanmadan oylarınız var. Sosyalist Enternasyonal'da şu kadar nefis olsa, şu kadar sosyalist bilinci olsa, siz savaş tezkeresine evet oy verdiğiniz gün sizi kapının önüne koymaları lazım. Evet, ama son görüşmeye... Daha hiç son görüşmeye girme. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da bunu anlayamıyor. Ben çok saygıdeğer buluyorum kendimi. Kemal Bey'i ben de saygıdeğer bulmakla beraber siyasi mükesebatı yok galiba. Valla ben diyorum biraz devlet memurluğu etkisi, evet, herhalde 657'ye tabi zannediyor siyaseti de. Bu biraz Deniz Baykal operasyonu. Abi ben söyleyeyim şimdi bak. Sayın Kılıçdaroğlu söylem değiştirdi. Bulunduğu noktadan geriye gitti. Etrafını kuşattılar. Yarın öbür gün abi tarihe şerh düşsün. Yarın öbür gün bir kalkacak ki Sayın Baykal ekibiyle beraber gelmiş. Bu partiye davet ediliyor. Allah'ını seversen gel şu işleri toparla diye. Bak hani CHP'de siyaset yapanlar, benim haddim değil. Muhalefete muhalefet de hoş bir şey değil. Ama umduğumuz için böyle konuşuyoruz. Yani. Çünkü benim ailemin yarısından fazlası CHP'li. Daha hiç öteye gitmeye gerek yok. Daha yani ben bu taban düzgün derken öyle afaki bir şey kullanmıyorum. Yarısından fazlası CHP'li, yarısından fazlası da Fenerli. Peki Aziz Kocaoğlu'nun Diyarbakır'a yapmış olduğu ziyareti nasıl yorumluyorsunuz? Son derece kutlanası, saygıdeğer, olumlu bir çaba olarak buluyorum. Bütün CHP'li vekillerini de bölgeye davet ediyorum. Gelsinler, biz beraber gidelim. Yani biz beraber gidelim ama mihmandarlık da etmeyelim. Yani nasıl istiyorlarsa öyle programlayalım. Şimdi bölgeye ben merak ediyorum. Yani Gevere gidecek mi? Şırnak'a gidebilecek mi? Cizre'ye gidebilecek mi? Halk kendisini aşağıladığını düşünüyor. Onun için vakit varken ve yol yakınken Kürt halkıyla barışmanın bir yolunu bulmalılar. Yani Diyarbakır'da barışmadı mı? Pardon, Hakkari'de barışmadı mı? Miting yaptı. Hele bir daha gitsin bak. Yani aynı abi olmaz mı? Bir daha ya, mümkün mü böyle bir şey? Sen bu kadar ben Türk lafını anayasadan çıkarttırtmam. BDP de çıkartıyor. Kim koymuş? Kim koymuş? İlk üç maddeyi değiştirmem. Kim yapmış bu ilk üç maddeyi? Faşist bir junta. Alevi'yi katleden, solcuyu katleden, sosyal demokrat genel başkanını hapislerde çürüten. Bunu mı değiştirtmeyeceksin? Vay vay vay. Bu akıl mı? Bu vicdan mı? Sen bundan mı Kürt bölgelerine gideceksin? O üç madde dedin mi? Kürt'ün tüyleri diken diken oluyor. Ondan zulüm edilmiş. Allah'ın emri mi? Gökten şeriatla mı indi? Bir faşist junta, kadük zihinli 3-5 tane paşa getirmişler, bunu koymuşlar. Üstelik akıl kârı da değil. Dördüncü maddeyi de koymuş. Bunların değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Dördüncü maddenin böyle bir korunması yok. Dördüncü maddeyi kaldırdık, geriye dayanağı kalmadı. Sen bununla siyaset yapacaksın. Bu mudur yani? Başbakan bunları işletiyor, ben size söyleyeyim. Vallahi işletti. Bana göre gidiyor. Bak, başkanlık sistemiyle bunları işletti. Sanmam ki, bu anayasa komisyondayım. Sanmam ki ne böyle bir hazırlıkları var. Ama bak, bunlar da siyaset yapamıyorlar, onu da biliyorum Sayın Başbakan. Ortaya böyle bir kıtır atıyor. Bunlar etrafında dönüp duruyorlar. Ne zaman ayıkacaklar bilmiyorum.
Peki benim şahsi bir kaygım var. Orta Doğu'daki gelişmelerin hem Irak'a baktıkça hem Suriye'ye baktıkça ve bunlara verilen dış desteklere de baktıkça özellikle televizyonları, Arap dünyasının televizyonu falan da izledikçe içinde bir kaygı var. Bunu da sık sık dile getiriyorum ama kimse bunu çok ciddiye almıyor adım kadarıyla Türkiye'de. Bölge buradan başlayan ve Malezya'ya kadar uzanma ihtimalini içinde barındıran bir mezhep çatışmasının tam arifesine gibi duruyor. Ve öyle, bana öyle geliyor ki sanki Suriye'de Esad bugün bitse bile Suriye'deki çatışma ortamı kolay kolay ortadan kalkacak gibi değil. Belki de daha uzun süre devam edecek. Esad'ı öldürseler bile devam edecek bir hava var. Irak'ta keza Amerika çekildi büyük oranda. Hemen hemen kalmadı orada. Hala bombalar patlıyor. Dün 66 kişi öldü. Sünniler Şiiler öldürüyor. Şiiler Sünnileri öldürüyor. Bunun Türkiye'ye etkileri ne olur ve Türkiye'ye yansıma ihtimali var mı? Veya ben bu kabusu görmekte yalnız mıyım, haksız mıyım? Hem yalnız değilsiniz hem de tarihsel. Bu adını andığınız coğrafya Hazreti Musa'dan beri böyle. Böyle. Hazreti Musa'dan beri bu iş gün yüzü görmemiş. Yeni dengeler oluşmuş. O yeni dengeler ışığında stabil bir dönem geçirilmiş. Ondan sonra çatışmalar tekrar yükselmiş, akabinde yeni dengeler hep böyle. Bugün de böyle bir alt üst oluş süreci yaşıyor. Yani söylediğinizin tarihsel bir karşılığı var. Ha, kendimizi ve herkesi bundan nasıl vareste tutabiliriz? Bunun demokratikleşmekten başka bir ilacı yok. Yani insanlık bunu keşfetmiş. Mezhep inancım var. Buna gereken alanı ve saygıyı bırakırsın ve örgütlenme hakkını bırakırsın. Başka bir yolunu keşfedememiş insan. Batı böyle çözmüş. Ha, o sömürgeciliğin. Ama 100 yıl savaşmış bunun için. Yani ama akıl bu 100 yıl savaşmış, bari bir daha savaşmayayım diyor yani. Şimdi rasyonel akıl böyle davranır. Buna alan açarsın. Bunun siz peki bir rasyonelite görüyor musunuz bölgedeki gelişmelerde? Bölge bu neoliberal sistem yeniden bir paylaşım savaşı öngörüyor. Bunun için sadece şuna bakmak yeterli. Bugün Avrupa Birliği muhaliflere silah versek mi, vermesek versek mi değil, kaldırdılar ambargoyu. Amerikalılar mı, Avusturya'nın şeyi var. Ama kalktı, fiilen kalktı. Üstelik Cenevre sürecini bile beklemiyor. Rusya da sert tepki gösteriyor bu ambargonun kalkmasına. Tamam. Şimdi bir bak, yani ben mesela nasıl insanlık bunu idrak edemiyor? Onu akıl erdiremiyorum. Sadece bizim topraklarımızda yüz binlerce, 180 bin olmuş galiba. Gayri resmi 300-350 bin civarında. Tabii içeriye geçenler beraber okuyor. Niye Avrupa bunlara bir insani yardım, destek, onu serbest bırakmıyorsunuz? Türkiye'nin yaklaşık 1,5 milyar dolar bu insanlara sağladığı kaynak, transfer ettiği kaynak var ki hükümetin tek doğru politikası. Yani biz kendini macir olan, bulunduğu yerde can güvenliği hisseden kim gelirse gelsin, Türkiye halkları Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle sofrasına bir kaşık, bir tabak koyabilecek kani gönüllülüktedir. Avrupa niye demiyorsunuz? Biz gelin şunun ucundan ilacı da biz gönderek. Bu yok. Bak, silah ambargosunu hemen kaldırdılar. İngiltere'de tutuşmuş bir şekilde bir an önce göndermenin peşinde. Umurunda değil. Onun Esad'a gitmiş. Özgür Suriye ordusuna gitmiş. Maksat orada savaş sürsün. Sermaye kan ister. Kansız yaşayamaz. Savaş artık kaoslarla sistem kendini yeniden var ediyor ve inşa ediyor. Bu sarmala girmiş. Biz onun için, yani benim mensubu olduğum dünya görüşü, savaşın her halükarda karşısında bir yerde konuşlanır. Çare, sistemin argümanları, enstrümanları, sahip olduğu kaynaklar büyük. Biz teröristiz 2 dakikada. Canımız çıkana kadar bunu dile getireceğiz. Bunun
Bunun dile gelmesini teşvik edeceğiz. Kısacası bölge sizin dediğiniz oluşumun eşiğinde, bunun da akla gelen daha fazla demokrasiden başka kendimizi savunacağımız, korunaklı bir hale getireceğimiz başka bir şey yok. Bu tarlayı çürütürseniz her türlü zehirli otu ekerler. Sistem bu konuda çok deneyimlidir. Ama bu tarlayı mümbit bir hale getirirseniz kimse burada başka bir fitne, fesat ekemez, biçemez. Yani. Peki Sıra Bey, son soru. Saat 2 yaptık, bitirmemiz lazım aslında ama bunu da merak ediyorum, sormam lazım. Partinizin anayasa sürecinde özellikle başkanlıkla ilgili bir mesele de gündeme gelirse burada AK Parti'ye paralel hareket edeceği ve anayasa konusunda AK Parti'ye destek vereceği iddia ediyordu. Ben bunu Sayın Demirtaş'a sordum. Hı. Demirtaş dedi ki böyle bir peşin kararımız yok. AK Parti'nin mevcut anayasa önerileriyle biz taban tabana zıt noktadayız. Ama biz her halükarda bir anayasa kaçla 367 bile geçse bunun referanduma gitmesinden yanayız dedi. Nedir şu andaki? Bütün söyledikleri benim de söyleyeceklerim. O yüzden eklenecek bir şey yok. Bizim farkımız şu. Ben yeni anayasa komisyonu üyesiyim. Biz hepsinin tartışılabileceğini söyledik. Ve en temel eleştirileri ben yapmışım. Tutanaklarda var. Siz başkanlık sisteminin sadece başkan kısmıyla ilgilisiniz demişim. O lık kısmı sizde yok. Getirin. Bu bir fren ve denge mekanizmalarından ibarettir. Hegemonik bir yapıya dönüşmeyecekse biz bunu kabul ederiz dememişiz. Tartışırız demişiz. Tamam. Çünkü biz nasıl başka bir şey söyleyebiliriz ki? Biz demokratik özellik öneriyoruz. Biz bunu tartışmayız demeleri neyse bizim de onu tartışmayız demeleri. Biz bu anayasa komisyonu bunun için var. Biz her şeyi tartışırız diyorsunuz. Elbette tartışırız. Ama tartışmamız kayıtsız şartsız kabul edeceğimiz veya kabul edeceğimiz anlamına gelmez. Sıra Bey, teşekkür ediyorum. Ne zaman bir daha İmralı seyahati? Belli değil. Belli değil daha. İmralı dönüşü yine görüşmek umuduyla. İnşallah dediğiniz gibi olur. Bundan sonra terör merörü falan filan görmeyiz. Bu işi demokrasi yoluyla çözeriz. Buna da destek verenlerin sayısında umarız artış olur. Ben kendi adıma kayıtsız şartsız destek veriyorum bu sürece. Eyvallah. Yani kan akmaması... Evet, çünkü yıllarca silahlar sussun konuşalım dedik. Şimdi silahlar sustu, vay niye sustu, bölünüyor muyuz demenin de alemi olmadığını düşünüyorum. Bu belki bunun kadar önemli bir şey daha. Çok acil bence. Silahlar sustu ama korucuların elinde silah var ve akşam evlerine gidiyorlar o bombalarla, silahlarla. Ve denetim dışılar. Bir an önce onların da silahtan arındırılması gerekiyor. Devlet bunlar için, suça bulaşmamış olanlar için... İstihdam benzeri olanaklar düşünebilir ama bir an önce o silahlardan arındırılmaları gerekiyor. Süreç için önemli bir tehdit unsurudur bunlar. Bunu da ben söyleyeyim. Dinleyen herkese izleyen. Onların bir provokasyon yapma ihtimali de mi? Asker gece bölüğüne gittiğinde silahını teslim eder. Bu o bombasıyla, silahıyla, topuyla, tüfeğiyle evine gidiyor. Yani bu feodalite diye bölgede ya da BDP'ye dönük böyle feodal yapılardan bahsediyorlar. Tam feodal yapıyı muhafaza etme operasyonuydu bu koruculuk. Kim devletten yana kim değili açığa çıkartmak için bulunmuş alçakça bir yöntemdi. Suç örgütüne dönüştü. Bir an önce bunların silahtan arındırılması gerekiyor. Sistem olarak ne diyecekler? Ağaç diksinler. Bir sürü orman yaktılar. Onunla ilgili çeşitli projeler var gördüğümüz kadarıyla. Bu arada size o suçlama da geldiler ki PKK'lar orman yakarken hiçbir şey demediler. Burada iki tane ağaca sahip çıktığını gösteriyor, şov yapıyor. Kandil'de bir şey gördüm, onu söyleyeyim o arkadaşa. Ağla balık avlamak yasak. Ekosisteme zarar verecek. En ufak bir şeyde bu kadar titizler ağ gerisini. Kimin orman yaktığını bu ülkenin hafızası iyi biliyor. Bir paşa da açıklamıştı.
Ama Ege'deki ormanları yakmadılar mı? Hiç bilmiyorum. O zaman örgütün de açıklamaları vardı işte yakın edin falan filan diye. Orman yakma işine hiç ihtimal vermiyorum. Yani çünkü Güneydoğu'daki ormanları askerler yakıyordu içinde teröristler barınmasın diye. Buna karşılık PKK'lılar da işte Ege ormanları ile ilgili çeşitli faaliyetler bulmuşlar. Kontra işler olabilir. Ama hani bu ondan varesti anlamda değil. Belki buna dönük de şunu söylemek lazım. Büyük bir özgüvenle hakikat komisyonları kurulsun. Bizim de bir sorumluluğu suçumuz varsa bununla yüzleşmeye ve hesabını bedelini ödemeye, hazır. Hesabını vermeye hazırız diyorlar. Daha bitti gibi. Peki teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler ilk bölümde Sayın Menderes Süreyya konuğumuzdu. İkinci bölümde ise Sayın Sarı Süreyya Önder konuğumuzdu. 3 saatlik programı özetleyemeyeceğim. Kusura bakmayın. Ne dinlediniz, ne anladıysanız odur özeti. Haftaya tek tek tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.